Merhabalar sevgili ETV izleyicileri. Yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın ismi Okul Öncesi ve Okul Sonrası. Bundan sonra her hafta sizlerle beraber olacağız. Tabii ki bu programın amacı 0-6 yaş çocuklarımızın gelişimsel düzeylikleri, farkındalıklarını en iyi şekilde size anlatacağız. Buradaki tabii en büyük benim destekçim sevgili dostum Bağcan Töraydın. Ve her hafta yeni bir konuk alacağız. Bu haftaki konuğumuz sevgili Betül Piyare. Ondan sonra onlara da hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Tabii ki okul öncesi çocuklarımızın hayatlarında çok önemli bir olgu. Buradaki amaç çocuklara hayatı hazırlamak. Bütün her şey okul öncesinde çözümleniyor. Okul öncesinde atılıyor. Ve bunun için de anne ve babaların, ebeveynlerin çok iyi bunları hazırlaması gerekiyor. İlk program açıkçası oryantasyon. Hani bu konuda açıkçası konuşmak istedik, sizi bilgilendirmek istedik. Evet, oryantasyon en önemli konulardan bir tanesi. Program öncesinde de konuşmuştuk küçük bir sohbette. Sezon olarak nitelendiriliyor. Evet. Okul sezonu. Okul sezonu açıldı. Madem ki açıldı, en önemli noktası uyum. Uyum ifadesinde bugün değerlendirmemiz bizim için boynumuzun borcu oldu artık. Yani ilk programımızın oryantasyon olması gayet doğal. Bu arada biz de tabii programımıza yeni başlıyoruz. ATV ailesinde biz de artık onların yeni bir üyesiyiz. Bu programla inşallah tüm Türkiye'deki çocuk gelişimiyle ilgili bize soru sormak isteyen yine tüm ebeveynler, öğretmenler, eğitim ifadesine yine içerisinde yer alan herkes, tüm Türkiye burada bizi takip edebilir. Yine iletişimlerimiz aralarda geçiyordur, böyle geçecektir. Belki de şu anda parmağımın altından geçiyordur. Öncelikle tekrar tüm Türkiye'ye, öncelikle Manisa ve tüm Türkiye'ye merhaba diyorum. Evet, merhaba diyorum. Oryantasyon neden önemli? Bu soru işareti üzerine gitmemiz lazım. Oryantasyon neden önemli? Yani bu bizim için bir ünlem değil. Neden? Oryantasyon ifadesi bence 0-6 yaş arasında bir okul sınırları içerisinde mi acaba bizim tartışmamız gereken bir durum? Yani okuldan eve gelen de bir ifade olarak bulunuyor mu? Bulunmalı evet. mı? Böyle mi ele alamaz mıyız diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir husus, çok önemli bir konu. O yüzden ben hocama öncelikle bunu sormak istiyorum. Acaba ailenin, evin oryantasyondaki önemi nedir? Evet, konuk olarak beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkürlerimi belirtiyorum. ETV ailesine de buradan güzel dileklerimi iletiyorum. Burada uyum ve oryantasyonun ilk önce gerçekten neden önemli olduğundan bahsetmek gerekiyor. Sadece çocuk değil aslında. Düşünürsek ebeveynler için, yetişkinler için, bir bebek için ki doğduğu anda bebekler ilk ağlarlar. Uyum sağlamadıkları için, dünyaya oryanta olamadıkları için ağlarlar. Gerekse yaşlılar. Biz insanlar bu bildiğimiz çevreden başka bir çevreye geçtiğimiz zaman biraz tedirginlik yaşarız. Belki bu tedirginlik endişe ve akabinde korkuya sebebiyet vermiş olabilir. Çocuklar peki bu erken çocukluk dönemi dediğimiz bizim genellikle 2-7 yaş arası olarak adlandırdığımız vakitlerde okula başlama süreçlerinde neden uyumsuzluk yaşar veya uyum süreçleri neden uzar? Neden farklı farklıdır bu süreçler? Ona biraz ele almak gerekiyor. Evet. Şimdi çocuklar bu 2-7 yaş arası dediğimiz zamanda gerek bedensel olarak, bunu ince motor, kaba motor olarak biz adlandırıyoruz. Gerek bilişsel, fiziksel, duygusal olaraktan farklılıklara girerler. Mesela çocuklarımızın bedenleri farklılaşır, duyguları, hisleri farklılaşır, beslenmeleri, alışkanlıkları, uyku alışkanlıkları farklılaşır. Evet, hem de bu evrede çok kısa zaman aralıklarıyla değişiyor. Evet, tıp gibi bebek gibi. Mesela evet. Bebeklerde bir haftasına nasıl uymuyorsa çocuklarda da bakıyorsunuz 3 ayı diğer 3 ayına evet. uymuyor. Genellikle öyle oluyor. Kesinlikle.
Bu kadar farklılıkların, değişikliklerin olduğu bir zamanda biz çocuğumuzu tutuyoruz, en büyük farklılığın içine biraz daha atmış oluyoruz. O da şudur, okul. Evet. Çocuk zira kendini, kendi ortamı haricinde farklı bir ortama girdiği zaman bir değişik hissediyor. Biz buna genellikle güven duygusu, güvensiz hissetme diyoruz. Yani kendi alanının dışındaki başka bir alana kayıyor. Evet. Ve orada tabii hayatını idame ettirmek için tabii onda çeşitli sorunlar teşkil ediyor değil evet, mi hocam? Evet, endişe mesela, evet. Endişe korku dediğimiz durumlara, kaygılara sebebiyet veriyor. Bu da şundan kaynaklı. Şimdi kişi, herhangi bir insan olabilir, kendini doğru güvende hissettiği noktada kendi karakterini sergileyebiliyor. Kendi istediği davranışları sergileyebiliyor. Fakat okul gibi, hayatında belki de ilk defa çok fazla topluluğun olduğu sosyal çevreye giriyor ve burada kurallarla karşılaşıyor. Sonrasında toplumsal bir olay, olgu dediğimiz, okula kendisini salıverdiğimiz zaman bir güvensizlik duygusuna kapılıyor. Ama tabii çok doğru, çok küçük bir virgül atacağım. Tabii. Belki ilerleyen zamanlarda müdahil olmak isteriz tekrar bu konuya. Hı-hı. Okul, ama tabii okulun da bence burada niteliği çok önemli. Muhakkak. Okulun içeriği çok önemli. Okulun türü çok önemli. Evet. Yani şu anda özel kurumlar ve devlet kurumları olarak ayrılıyoruz. Evet. Ama özel kurumlarda kendi iç bünyesinde sosyal hizmetlere bağlı ve milli eğitime bağlı olarak ayrılıyor. Bu zaten iç bünyede teknik anlamda bir karışıklık meydana getiriyor olarak ben gözlemliyorum. Evet. Veliler ve ebeveynler olarak ilk zamanlarda. Evet. Yani kreş alanının eğitim özelliği olmadığı için oradaki çocuğun veriliş sebebi farklı. Anaokuluna veriliş sebebi farklı. Yani oradaki 3 yaşın göreceği ifade kreşte farklı. Ama anaokulundaki 3 yaş çocuğunun göreceği farklı. Fakat teknik anlamda hizmet ifadeleri aynı olarak gözüküyor. Eğitim. Yani, evet, öyle gözüküyor ama evet. Sosyal hizmetlerde eğitim farklı. İfadesi bulunmuyor diye ben biliyorum. Evet. En son yönetmelik değişmediyse. Yani sosyal hizmetlere bağlı olan kreşlerde bir eğitim ifadesi bulunamıyor. Ama ikisi de aynı noktaya hizmet ediyor. Tabii buradaki oryantasyon dönemleri de daha farklı olabilir diye düşünüyorum ben. Ama keza öyle mi acaba? Evet, muhakkak. Zira biz ilk öğretimde olan bir çocuğa düşündüğümüz ve öngördüğümüz oryantasyon eğitimi farklıyken 3 yaşındakine, hatta kreş anaokulu ortamındaki, okul öncesi ortamındaki çocuklara dahi farklılıklar arz ediyor. 3 yaşındaki çocuğa farklı bir oryantasyon programı uygularken 6 yaşındaki çocuğa farklı bir uyum oryantasyon yöntemi uygulamış oluyoruz. Evet. Bu arada Uluslararası Türk Eğitim yine dergisinin bir yayınına göre oryantasyon sıkıntısı çeken 0-6 yaş arası çocuklarımızın %31'i kız, %69'u erkek olarak ortaya çıkıyor. 2014-2017 arası olan bilgilerin genel değerlendirmesi. Bu da şundan kaynaklanıyor olabilir. Toplumsal yapı olaraktan verilen yönergelere kız çocuklarımız daha fazla hizmet ederken erkek çocukları bunları biraz daha reddetmiş oluyor. Yani genel manada bakarsak kadınlar toplum kurallarına daha fazla uyuyor. Erkek çocuklar yok ve hocam, yetişkinler. Şimdi siz de yani öyle seçim yapmayalım. Aşağı yukarı desek mi? Tabii ki de. Bundan kaynaklanıyor olabilir tabii ki de. Bunun altyapısına, söveyine inmek gerekiyor. Ve tüm Türkiye'de kadın ve erkek eşittir. Önce bunu ortaya koyalım. Tabii, muhakkak eşittir. Ama doğru söylüyorsunuz. Tabii bazı dengeler, bazı kültürel dengeler de olabilir. Fakat oryantasyonla ilgili olarak şey de düşünüyorum ben. Hani aileden kaynaklı. Evet. Ya da ne bileyim, yaşantıdan kaynaklı. Ya da sosyal çevreden kaynaklı. Evet, çocuğun hani, background'u mesela çok önemli. Tabii yani hani sadece hani bu sorunları nasıl aşabiliriz gibi değil de hani onu sorun yapan etkenleri de belki değerlendirmek de, evet. Bizim belki için de sanki tabii. Sen de düşünüyorsun abi. Daha etken. Tabii ki şimdi burada sosyal çevre var ama bir de bizim anneanne, babaanne, teyzeler, halalar faktörü de var.
Onları da devreye soktuğumuz zaman daha çok böyle içinden çıkılmaz bir durum oluyor oryantasyon evet. konusunda. Zaten çocuklarda bir alışılmış kurallar yok. Aileler tarafından konulmuş. Bunları da eğer anneanneler, babaanneler, teyzeler, halalar devreye girerse çok çok daha sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da son hani zamanlarda sanki arttı gibi. Arttı. Neler düşünürsünüz? Arttı. Kesinlikle arttı. Evet. Belki çocuğa daha fazla, çevresindeki insanların çocuğa daha fazla yönelmesinden kaynaklı olabilir. Evet. Genellikle sizlerin hani anaokulu kurucusu olaraktan karşılaştığı, benim de anaokullarına hizmet veren bir psikolog olarak çok fazla bu zamanlarda karşılaştığım bir şey. Çocuğun çevresinde genellikle kurallar koyulmuyor. Belki de birazdan ondan bahsedeceğiz. Ebeveynlere yapması gereken şeyler de belki de çocuk istemiyor diye tamam evladım okula gitmeyebilirsin. Onun endişesi, çocuğun her istediğini yaptırabilmesi şu zamanda oryantasyon süresini biraz daha artırıyor maalesef. Tabii anne ve babaların çok yoğun çalışması da buna çok büyük etken. Evet. Onlarla kaliteli vakit geçiremiyorlar çok yorgun geldiklerinden dolayı. Böyle bir yapı var şu an için. Halbuki çok şey yapılsa, yarım saat, 45 dakika, bir saat materyaller de artık çok şey oldu. Kaliteli olmaya başladı. Hani bunları uygun bir şekilde temin edip oryantasyon ya da ilgilenme konusunda çok büyük destekçi olabilir diye düşünüyorum. Evet, öncesi olaraktan daha ziyade bunu düşünebiliriz. Tabii. O zaman ben sizi bir köşeye sıkıştıracak bir soru sorayım. Tabii. Şu anda böyle bekliyordum. Şimdi ne kadar köşe olduğuna bağlı yuvarlak biraz, mı? Bayağı bir köşe şu anda. Geliyor soru, hazır olun. Hazır olun. Evet. Şimdi eğitim modellemeleri var biliyorsunuz. Evet. İşte Maria Montessori'nin çıkardığı eğitim modeli gibi. Yani bu eğitim modellemeleri oryantasyon programlarını etkiler mi? Mesela Montessori biliyorsunuz özellikle de son 10-15 yılda çok ağza dolanan bir sistem. Evet. Yani hani İtalya'da bile kendi yine oranın ilk kadın doktorudur bu arada. Maria Montessori. Ve 52'de vefat etmiştir. Vefatine kadar da çocuklarla kendini vermiş. Özel bir sistem yaratmıştır. Ama gerçekçilik üzerine onların gelişim modellerini hızlandırmak adına yapılan özel bir sistemdir. Fakat Montessori eğitim sistemini kabullenmiş bir okul olarak algılayalım. Evet. Veli de onu araştırdı. Tabii kendi tercihidir. Tartışabiliriz sistemleri. Uzun uzun programlarımız olacak. Daha çok tartışacağız, çok konuşacağız. Acaba Montessori okulusun hocam. Misal, farz misal. Yalnız Montessori okullarında masallar anlatılamayabilir. Onu söyleyeyim hocam. Yeni bir tartışma konusu. Yani işte onu söyleyeyim. Montessori okullarında evet. Oryantasyon programları daha mı farklı yapılmalı? Bakın bu konu Montessori değil. Onun gibi başka bir herhangi bir evet yani hani anlatmaya çalıştım sadece şu anda çok fazla dile gelip de içeriği pek bilinmeyen bir eğitim sistemi var. Yani bunları hepimiz biliyoruz. O yüzden o hani içi akıtmak amacıyla söylüyorum. İrini çıkartmak amacıyla söylüyorum. Acaba o oryantasyon programları değişir mi yoksa hayır. Oryantasyon programı şudur. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapmış. 7 kademede oryantasyon programı var. Buyurun bakın. 6. kademe kukla, pardon masal, 7. kademe kukla. Yani işte 5. kademe işte vesaire oyun. Hani bunu sıralamış mesela. Yani ona baktığın zaman hani bir hafta sonra okula alıştırıyor. Okul öncesi oryantasyon için söylüyorum. Tutun ki böyle bir ifade. Evet. Tamam işte bu ifadede oryantasyon programı değişir mi? Aynı mı kalır Montessori'de? Ben onu soracağım şimdi, size. Şimdi benim düşüncem şöyle. Zaten ilkokul ve az önce belirttiğimiz gibi okul öncesi eğitimde bizim uyguladığımız oryantasyon programları farklı. Benim düşüncem şu yönde, şuna kanaat getiriyorum ben. Şimdi okula çocuk başladıktan sonra uygulanan yöntemlerdir bu eğitim yöntemleri. Fakat oryantasyon tam bu sürece girmeden önce uygulanan yöntemdir.
Bundan dolayı daha ziyade okulda uygulanan eğitim yöntemi olarak değil de çocukların ihtiyacı üzerine bir oryantasyon programı olmasını yeğlerim tabii ki de. Bundandır benim düşüncem ikisi farklı şeyler. Birbirini tetikliyor olaraktan bakmayı düşünmüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun abi? Aynı şekilde şimdi bakıyorsunuz günümüzün çocukları öyle bir noktada ki bütün her şeyi öğrenip de gelmiş oluyorlar. Çünkü evet. Bütün algılar ona yönelik oluyor. Alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz, onlarla ilgili bir sürü etkinlikler var. Çizgi film kanallarında bir sürü kanallar var. Zaten tabletler, her şey onlara has bir tarzda. Çocuklara hizmet eden bir internet modellemesi oluştu. Evet. Hatta bir örnek vereceğim. Geçenlerde bir oğlanla birlikteydim, yavruyla. 2 yaşında. Kokpit camı diyor, kokpit camı diyor. Videosunu göndermiş annesi. Ben çok anlamadım tam dediğini. Anneme söylüyorum, diyor ki kokpit camı diyor. Acaba o nedir? Şimdi annem kokpit camının ne işe yaradığını ve ne olduğunu bilmiyor. Tam olarak bilmezken 2 yaşındaki bir yavrumuz tutup bana kokpit camını anlatıyor. Bunu gerçekten dediğiniz gibi. Evet. Peki bir de şuralardan gireyim. Tabii yine ben bilimsel verilere dayanarak sorularımı yönlendiriyorum ara ara ama ara ara da tabii bunun dışına çıkabiliriz. Mazur görün. Uyum sorunu yaşayan çocuklardan bahsetmek istiyorum evet. Biraz da. Tabii konumuz o kadar basit ki yani bu bir program, iki programlık bir emin olun konu başlığı değil. Ama biz zaten çocuk gelişimi olarak bu bir bütündür. Her bir konu başlığı içerisinde zaten bunlar kendisini yineleyerek kendi içinde dönecek ve zaten aynı ifadeyi yeri geldiğinde konuşacağız. Evet, soru cevap bunlar üzerine olacak. Tabii yani evet. 10. programda oryantasyonla ilgili bir ifadeyi tekrar gündeme getirebiliriz. Hani o yüzden izleyenlerimize sakın bununla ilgili şunu sormadınız bu eksik kaldı olmasın. Bir de bize lütfen tabii iletişim adreslerimiz altta geçiyor belirli zaman aralıklarıyla. Lütfen sorularını yönlendirsinler. Biz de onları bakalım, değerlendirelim. Evet. Ve programlarımızda yer verelim. Diyorum ki uyum sorunu yaşayan çocukların %41.4'ü ailenin tek çocuğu olduğunu gösteriyor. Evet. Yani yarısına yakını. Bakın uyum sorunu yaşayan çocuklara geldik. Oryantasyon ifadesinde uyum sorunu yaşayan çocuklar. Yani oryantasyon dönemini atlatma ya da evet onaylıyorum bunu ya da onaylamıyorumu geçtik. Uyumsuzluğa geldik. Evet. Peki bu çocuklarımız için nasıl bir ifade, nasıl bir yol izlemeliyiz? Evet, bir aydır bizim genellikle ebeveynlerle görüştüğümüzde en büyük sürecimiz diyorum. Ben tam problem olarak adlandırmaya istemiyorum. Evet. Belki bir pürüzdür. Çünkü ilerleyen zamanlarda benim için problem olacaktır bu süreç. Bu süreçte genellikle aileler işte çocuğum okulu istemiyor, okula gelirken zorluk yaşıyoruz, sabah kalkmıyor, gece uyumak bilmiyor vesaire vesaire. Hatta az önce sizlerle de konuştuk. Gece rüyasında okula gitmeyeceğim diyen çocuklarımız, elini kaldıran, cevap verecek olan çocuklarımız vesaire hepsi bunların mevcut. Bir aydır bizim gözlemlediğimiz şey de tam olarak bu. Çocuklarımız başlarken genellikle uyum sürecini kendileri aşağı yukarı belirlemiş oluyorlar ebeveynleriyle birlikte. Tek çocuk olan ebeveynler bunlar genellikle çocuğu göndersek mi, göndermesek mi ayrımına giremediğinden handikabını yaşadığından dolayı bunu çocuğa hissettiriyorlar. Ve çocuk da aslında anne ve babayı kavramış oluyor ve bundan dolayıdır bunu kullanıyor. Yani gitmesem olur. Şimdiki çocuklar gibi. Çok zeki. Öyle bir durumla kavruyorlar, karşılaşıyoruz. Evet. Ve anında zaten çocukların bu oryantasyon sürecinde çok fazla velinin açıklama yapmasına da gerek yok. Evet. Otomatikman beden dilini hemen ifade algılayıp ediyor. Algılayıp anne ve babayı ve daha sonradan onu çok net bir şekilde kullanıyorlar. Evet. Yani bu evet. Çok sık karşılaştığımız bir durum. Hani siz de karşılaşıyorsunuz. Evet ki bunda söylememiz gereken ve yeri geldiği için söylüyorum. Okulun yapacağı şeyler var. Bu oryantasyon sürecini aza indirmede, işlevsel hale getirmede uyum sürecini okulun yapacağı şeyler, öğretmenlerin yapacağı şeyler ve ebeveynlerin yapacağı şeyler. Ben genellikle ebeveynlerle görüştüğümde, özel seanslarımızda şunu söylüyorum.
Evet, anne baba veya ebeveyn çocuğun bakımını kimler üstlendiyse, anneanne, dede, hala, enişte vesaire. Diyorum ki sen falan falan çocuğunun gerçekten okula gitmesini istiyor musun? Bunu fiziki olarak bana, dil olarak ve yürek olaraktan belirtmen gerekiyor. Kesinlikle buna bir karar ver. Ondan sonra çocuğunu okula gönder. Ki bu okula göndermeden önce karar verilmesi gereken bir süreç ve ciddi bir süreç. Zira çocuk okula başladıktan sonra gelgitler yaşıyor. Ondansa okula çocuklarımızı göndermeden önce gerçek manada istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bunun kesin bir duruşunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle anne ve babaların hazır olması ve ebeveynlerin oryantasyonun anne babalara da yapılması gerekiyor. Aslında senin sevdiğin evet. konuya Değil geldik. Evet. Evet. Yani ben de çok seviyorum. Nebi Hoca'nın en çok sevdiği konu. Yani bu konu çok hassas ve önemli. Çünkü birçok veliyle karşılaşıyoruz. Ondan sonra oryantasyon çocuktan ziyade biraz da anne babaya yapılıyor. Ve çok aslında da planlarım var bununla ilgili. Ben bunu biliyorum. Konuşuyoruz devamlı çünkü. Hep istişare ediyoruz. Birçok dost sohbetimizde dile getirdik. Ebeveynlerin aynı çocukların görmüş olduğu oryantasyonu aldığı gibi bazı çocuk gelişimi derslerine de adapte olup evde çocuklarıyla birlikte uygulaması gerektiğini düşünerek bunu dillendiriyoruz. Tabii. Uzun zamandan evet. beri. Örneğin yaratıcı drama dersi. Biz bunu uyguluyoruz. Ailelere yaratıcı drama dersi. Çocuk aile içerisindeki uyumu, işte oryantasyonu oraya yönlendirebilir. Tabii ben bunu şimdi size soru olarak yönlendireyim. Değil mi? Evet. Şöyle öyle bir yanıt alalım bilimsel açıdan. Bu köşeden kurtulamayacağım evet. zannımca. Peki hocam. Peki hocam. Ailedeki oryantasyon hani sorumluluğunu aile şimdi üstlensin bakalım biraz. Evet. Burada ailenin görevi nedir? Onlar çocukla birlikte yani ebeveyn aile çocukla birlikte geçirdiği zaman onun okuldaki uyumsuzluğunun sebeplerinden biri olabilir mi? Olabilir. Direkt söylüyorum. Şimdi sorunuza net cevap vermeden önce şunu dile getirmek istiyorum. Biz sürekli gerçekten hani Milli Eğitim Bakanlığı olarak da çocukların oryantasyon süreci, işte bir haftalık, 7 günlük vesaire bunları yapıyoruz. Fakat özellikle erken çocukluk dönemi dediğimiz, çocuğumuzu anaokuluna gönderdiğimizde bizim ebeveynlere yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi oryantasyon programı. Aslında kurucumuz buradayken bunu şimdiden belirtelim. Zira çocuk oryante olmadan önce aslında ebeveynler çocuğu hazırlıyor. Birazdan konuşacağız bunları neler yapılabilir diye. Bunun öncesinde okulun da yapacağı şeyler var. Okulla aile aslında bir köprü kurabilse, bir etkileşim içerisine girebilse çocuğun oryantasyon sürecinde nelere ihtiyaç duyduğunu çok ciddi manada kesin maddesel olaraktan, materyal olaraktan dökmüş olacaklar. Bundan dolayıdır mesela okullarımız pazartesi başlıyor diyelim. Hani cumartesi, pazar okulda neler yapılır? Okulda kazanılması gereken davranışlar, düşünceler nelerdir? Çocuğumuzu bize anlatır mısınız diye ailelerle teker teker bir oryantasyon programı. 2 günlük belki saat saat olabilir bu. İşte bir veliye 12 denir, bir veliye 13 denir. Küçük minik bir oryantasyon programı gerçekleştirilirse oryantasyon sürecinde çocuğun eline hangi malzemeleri vereceğimiz çok açık bir şekilde belli olur. Orada şundan bahsetmek istiyorum. Geçen denk geldim. Çok hoşuma da gitti. Bu İtalya'nın kuzeyinde bir tane şehir var. Reggio Emilia evet. diye bir şehir. Burada uygulanan bir oryantasyon programı var. Reggio Emilia evet, evet. Oryantasyon evet. programı diye. Mesela burada çocukların kendilerini keşfetmesi ortamı kuruluyor. Çocuklar kendilerini keşfediyorlar. Bu nasıl oluyor? Öncesinde ebeveynlerle konuşuluyor. Bu çocuk nelerden hoşlanır? Resim, çizim, sanat, harita, sanatsal, kukla, kolaj, evet, fotoğrafçılık evet. vesaire herhangi bir şey olabilir. Çocuk okula gelmeden önce bunların materyalleri okulda bulunuyor. Çocuk geldiği zaman da çocuğun kendi şahsi istekleri, arzuları ve yapabildikleri doğrultusunda çocuğun kendini keşfetilmesine ortam oluşturuluyor. Mesela, zaten sevdiği bir ortam. Evet. Aile tarafından bilgi alınmış ve bu şekilde hazırlanmış.
otomatikman çocuk o program şeye girdiğinde, sınıfa girdiğinde, okula girdiğinde de güvenli inanılmaz derecede güvenli ve hızlı bir şekilde oraya alışma oryante durumu olmuş oluyor. Özellikle 3-4 yaşlarda biz bu oryantasyon sürecini, uyumsuzluk sürecini, alışma sürecini biraz uzadığını görüyoruz. Orada da benim ebeveynlere şu yönde tavsiyem var. Şimdi çocuklarımız soruyor 5-6 yaşında, öğretmenim eve ne zaman gideceğiz? Saat 5 diyorsun, saat 4 diyorsun, algılayabiliyorlar. Soyut bir kavramdır çocuk için. Her ne kadar saatte görse de. Akşam olunca diyoruz mesela. Fakat bunu 3 yaş, 4 yaş çocuğu tam olarak soyut olarak algılayamaz. Bunu o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela eliyle saatin ibriğine dokunmasına müsaade edilebilir. Hani okulda yapılacak şeylerden bir tanesi bu. Yahut ebeveynler bu konuda ne yapabilir? Eve gittikleri zaman işte evladım gel bakalım seninle bir materyal hazırlayacağız denilip artık çocuk hangisinden hoşlanıyorsa, tabii bunlar gerçekten bireysel sorular ve bireysel cevaplanması gereken şeyler. Genel manada çocuk neden hoşlanıyorsa, mesela güneşi seviyordur, turuncu rengi seviyordur, oraya bir güneş çizilir, oynayan bir şey yapılır, güneş yapılır, öğretmene bu sunulur. Bak yavrum, evladım, tam buraya güneş indiği zaman ben seni geleceğim, alacağım, sonra eve gideceğiz denebilir. Öğretmen yavaş yavaş güneşi yaklaştırır ve çocuk da heyecanlanır ve sürenin gerçekten ilerlediğinin farkına varır çocuk. Ki 3-4 yaş dediğimiz soyut kavramları çok fazla algılamadıkları, ellerine somut verilmesi gereken bir zamanda çocuk için bu çok işlevsel olur diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle doğru. Katılıyorum. Evet. Peki, devam ediyoruz. Zorlayarak devam ediyoruz. Evet. Hocamızı çok fazla zorlamak istemiyoruz ama sorularımız tabii zor. Çünkü zaten konu başlığı kolay değil. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Ve en kıymetli diyoruz. Yani bizim geleceğimiz onlar. Biriciklerimiz. Evet, evet. O yüzden çok kolay, çok böyle hani söylemek istemiyorum, belki kelime uygun kaçmıyor ama basit bir kurguyla hadi okulu da kurdum, hadi okula da gönderdim, hadi onu da yaptım, bilgisayarını da aldım, tamam evet, bak liseye geldi, hadi dershaneye de gönderdim. Tabii herkesin sorumluluk alanları var, velinin, annenin, babanın, ebeveynin var. Hı-hı. Tamam ama ebeveyn bunu tabii sahiplenirken sosyal alandaki ona ait tüm yine bireyler bu hassasiyeti göstermesi lazım. Evet. Yani babaanne, hala diyoruz. Yani onlara diyor. Evet, onları da içine katıyorum. Hı-hı. Ama biz tanımadığımız çocuklarımız için şu anda bu programı yapıyoruz. Bütün evet, çocuklar bizim. Hepsi en iyi şekilde biz nasıl faydalı olabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. O yüzden ben şu kanaatteyim. Tabii yönlendirme soruyu birazdan gelecek. Hı-hı. Hazır olun hocam. Bekliyoruz. Nevi hocam, siz de hazır olun. Soru böyle gelecek çünkü. Tabii. Oryantasyon diyoruz. Fakat tabii programımızın yeterlilik o süresi gereğince de çok fazla hiçbir konuyu çok net açamıyoruz. Şu son 10 dakikamız kaldı diye yönetmenimiz bilgi gönderiyor. Ama keşke bir saatimiz daha olsa diyoruz biz ama tabii ki de program süremiz kısıtlı. O yüzden ilerleyen programlarda yine dile getireceğiz. Ama ben şunu söylemeden edemeyeceğim. Çocuklarımız diyoruz. Ama lütfen anneler, babalar, veliler, ebeveynler, lütfen okul sahipleri, öğretmenlerimiz, kimse üstüne lütfen alınmasın. Yani bireysel olarak alınmasın. Herkes üstüne alsın. Herkes bir pay çıkarsın. Tabii, diyorsun. Herkes üstüne alsın. Tableti niye veriyoruz? Hiçbir ifadeyi, hiçbir tema öğretilmeden, teknik donanımı bile öğretilmeden neden veriliyor? Yani kullanım alanları öğretilmeden bir bilgisayar neden veriliyor? Nedeni bile açık değil, değil mi? Tabii aslında? Tabii yani, çünkü ucu bucağı sizin bile seslemediğiniz bir nokta var. O biraz kaçış. Olabilir. Evet. Ama sonra oryantasyon diyoruz şu anda biz. Çünkü oryantasyonda çocuk uyumsuz oluyor o zaman. Tabii. Evet, yani 14 çocuk öyleyken işte 6 çocuk uyumsuz olabiliyor. O zaman tabii yani okul paranteze alıyorum hani. Az önce konuştuklarımızın içerisinde onlar da şimdi pay çıkarsınlar ya kendilerine.
Onlarda da bir işte jargon hatası yapmak istemiyorum konuyla ilgili. hani onlarda da bir aksaklık meydana gelsin. Onlarda şöyle giden bir okul olsun. O çocuk o okula geldi. O okul ona etki edemeyecek ki. Neden? Çünkü okul sistemini bilmiyor. Okul sistemini bilmemekle birlikte okul kendi iç düzeninde ne yapmaya çalıştığını bilmiyor. Bakın kimse üstüne alınmasın tek bireysel olarak. Tekrar söylüyorum. Hepimiz üstümüzü alınalım ki şu anda noktayı öyle koyup soru yönlendireceğim çünkü. Evet. Anne, baba, hala, teyze, amca, dayı, okul, öğretmen, sosyal alandaki, dışarıdaki, o sosyal alana girdiğimiz herkes. Herkes ama herkes bir şekilde bunun bilincinde olmalı ki, bu arada bir sokak röportajımız var. O girecek yayına. Orada acaba biz teknik anlamda çocuk eğitiminde ve gelişiminde bilmemiz gereken bazı kelimelerin anlamlarını biliyor muyuz? Bunları bilmemiz lazım. Acaba biliyor muyuz? Evet, aslında belki şuna da değinmek gerekiyor. Çocuğun anlamını biliyor muyuz? Bizim genellikle psikologların söylediği bir söz vardır. Biyolojik olarak herkes ebeveyn olabilir, anne baba olabilir. Fakat gerçekten pedagojik olaraktan, bilişsel olaraktan bilinçli herkes ebeveyn olamaz, herkes anne baba olamaz. Sorunuzu almadan önce şunu söylemek istiyorum ebeveynlerin yapması gereken şeylerden. Belki bu zamana kadar iş işten geçmiş olabilir. Fakat bundan sonra anne baba olacak adaylarımız için, ikinci, üçüncü çocuklarını bekleyen kişiler için yapılacak bir nokta olaraktan söylemek istiyorum. Çocuğumuz bir daha 1,5 yaşına, 2 yaşına gelmeyecek, 3 yaşına gelmeyecek, 5 yaşına, 6 yaşına gelmeyecek. Aslında pedagojik manada, bizim psikolojik manada baktığımız bir olay vardır. Çocuğun güvenli bağlanma sürecinde çocuğun anneden, ebeveyninden ayrılmaması gerekir. Bu süreçte 0-2 yaş. 0-2 yaş, evet. Hatta bazen 3 yaş, 4 yaş biraz daha tolere edilebilir diye düşünüyorum. Bir bakıyoruz, farklı anaokullarında 1,5 yaşında çocuğumuz var. 2 yaşında çocuğumuz var. Benim nacizane tavsiyem 3 yaşından önce olabildiğince çocukların anneden, olabildiğince ebeveynlerden ayrılmaması gerektiğini kanaatindeyim. Bu çok önemli bir unsur. Evet, doğru. O konuda ben de katılıyorum hocama. Zaten 2 yaşından sonra çocuklar yavaş yavaş komut alıcı yönergeleri hani o kişileri de seçiyorlar. İşte öğretmen tabii. Zaten okul öncesi orada devreye giriyor. Onun ilk öğretmeni çok önemli. Zaten ilk kabul ettiği kişidir anne baba dışındaki. Yani anne modelini zaten direkt çocuk orada yaşıyor. Evet. Var mı yok mu diye belki de onu arıyordur. Olur. Özellikle güven ilişkisi içerisinde girmek istediğinde anneme ne kadar benziyor, babama ne kadar benziyor, ebeveynime ne kadar benziyor. Evet, güzel bir tespit. Hemen anneme ya da babama. Çünkü Türkiye'mizde son dönemde erkek çocuk gelişimciler çok fazla. Yine özellikle okuma istekli ve bu konuya eğilen çok yine öğrencimiz var, kardeşimiz var, öğretmenimiz var. Onlara da buradan tabii sevgiler. Diğer öğretmenlerimize de sevgiler. Kurumlarımıza sevgiler. Bütün anne babalara sevgiler. Çocuklarımız zaten biz onlar için buradayız. Hı hı. Ama tabii şöyle diyelim, şöyle nokta koyalım. Anne, baba ve çocuk oryantasyon dönemini aynı anda mı alır? Evet. Az önce aslında bunun cevabını nacizane verdiğimi düşünüyorum. Anne baba, ebeveynler çok üzülüyorum. Eğer aslında, aynı anda alırsa bağlı bulunan yine Milli Eğitim yönergesi o zaman yönetmeliği ya da başka XX kurumlar bunları daha sonra da şu diye de yayınlarız. Şu anda genel bir soru çünkü az zamanımız kaldı. Yönetmenim oradan bakıyor son 5 dakika. Evet, cevap verecek olursak bu soruya Nebi Beyler de tabii ki de bana katılırlar mı bilmiyorum. Öncesinde anne baba başlar oryantasyon programına, ebeveyn başlar. Çocuğu aynı anda oryantasyon sürecine sokarlar. Bunun cevabı o zaman ebeveynler bir tık önden başlamış oluyorlar oryantasyon programına. Zira çocuklarını kavramaları gerekiyor. Öğretmeni ve eğitimci artık her kimse buna kavratması gerekiyor.
Ondan dolayı aynı süre içerisinde devam eder. Fakat anne baba bir geriden gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Doğru. O zaman biz şöyle yapalım. Son cümlelerimizi alalım. Ve son olarak izleyenlerimize ne söylemek istersiniz hocam? Son vakitlerde aslında verilen örnekler ki az önce de konuşuyoruz sınavlarda son anda çalışılan şeyler evet. çıkar genelde sınavda. Şu konuda bir örnek verip cümlelerimi tamamlamak istiyorum. Birçok kuruma gidiyoruz psikolog olarak. Birçok ebeveynle, öğretmenle, kurumla bir araya geliyoruz. Fakat bunların önünde, bir tık önde olan kurum Nebi Beylerin kurumu. Ben çok teşekkür ediyorum bu konuda. Zira okula ilk girdiğim anda pazartesi günü girmiştim. Her yerde bir hediye, her yerde çocukları bekleyen hediyecikler vardı. Aslında bu benim için çok güzel bir şey. Sadece pedagojik olarak değil, insani olarak ben kendimi çok güzel hissettim. Ki çocuklarımız acaba kendini nasıl hisseder? Çocuklarımızı cuma günü bir hediyeyle gönderip, merak içerisinde bırakıp, pazartesi günü hediyeyle karşılamak onlar için gerçekten çok güzel bir uyum unsuru. Evet. Bundan dolayı ben Nebi Beylere çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii şimdi çocuklara sürprizler yapmak çok önemli. Onların hani anlattığımız gibi anne ve babalarından bilgileri toparlayıp, doneleri alıp onların sevdiklerini okula, kuruma getirmek çok çok önemli evet. oryantasyon konusunda. Tabii ki sürprizler olmazsa olmazlar. Hepimiz buradan sürprizlerden çok hoşlanıyoruz. Ki çocuklarımız da inanılmaz hoşlarına gidiyor sürprizler. Ve bunu biz sürekli uyguluyoruz zaten. Evet. O anlamda da mutlu oluyorum ben de çocukları mutlu gördükten sonra. Sürprizlerin yanında son cümle olarak cümlecik diyorum. Şunu arz etmek istiyorum. Gerek ebeveynler, gerek çocuğun çevresinde, insanın çevresinde her kim varsa çocuklarımız bazı şeyleri reddediyorlar. İşte uyum süreci uyumsuzluk olarak sonlanabiliyor. İşte okumayı reddediyor, ondan sonra öğretmeni reddediyor, okulu reddediyor, anneyi, babayı vesaire reddediyorlar. Fakat hiç kimsenin ama hiç kimsenin reddedemeyeceği iki olgu vardır. Biri sevgi, ikisi şefkat. Evet, çok. İki tane sevgi ve şefkati hiç kimse reddedemez. Evet. Bunu aslında kavrayıp insani olaraktan çocuklarımıza, eşimize, annemize, babamıza sunarsak bence aramızda etkileşim, iletişim sorunu, problemi yaşamayız diye evet. düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Kesinlikle. Bu da son nokta oldu çok herhalde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Ve efendim ilk programımızdı ve ilk programımızda yine Betül hocamız bize eşlik etti. Nebi hocam, canım dostum, program ortağım. Çok güzel bir dostluktan sonra programda yine bir aradayız. O yüzden çok mutluyum seninle program yaptığım için. Bunu da belirtmek isterim. Çok tatlı bir program yaptık. Güzel bir sohbet yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir efendim. Ama tabii bu programların devamı gelecek. Hem de biz biraz böyle bazen kızarız, bazen çok güleriz, bazen düşünürüz, düşündürtürüz ama işin en önemli tarafı biz çocukları çok severiz efendim. Bu programı da o yüzden yaptık. İçinizdeki çocuk hiçbir zaman kaybolmasın dileklerimizle. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Oryantasyon nedir? Hiç duydunuz mu böyle bir şeyi? Evet duydum ama tam olarak kelime anlamının ne olduğunu bilmiyorum. Bilgi verme mesela okul öncesi eğitimle ilgili çocukların velilerine mesela bir bilgi toplantısı gibi yapılabilir. Evet çok biliyor musun en azından birazcık bilgin varmış. Yani karşılığını bilmesen de ne işe yaradığını, ne amaçlı yapıldığını biliyorsun. Peki çocuklara olan etkisi hakkında bir fikrin var mı? Yani şimdi bilgili aileler olursa çocuklar da daha iyi eğitilebilir. O yüzden faydalı olur. Annenin babanın bilgilendirilmesi çocuğa da faydalı olacak diye biliyorsun. Oryantasyon nedir? Bu terimi anlamını biliyor musunuz? Duydunuz mu? Oryantasyon bir şeye hazırlama, yetiştirme, ön bir bilgilendirme aşaması gibi düşünüyorum oryantasyonu. Kelime itibariyle bu. Hazırlama ve alıştırma süreci diyebiliriz. Çocuklarda okul öncesi bilgilendirme mi? Yani herkes için geçerli, her iş için kullanılabilen bir kelime. Ama şu anda daha çok okul öncesi eğitimlerde mi kullanılıyor? Ondan bilgim yok.
Oryantasyon yani bir işe oryantasyon olabilir, bir eğitim programında oryantasyon olabilir. Yine dediğim öncesi gibi, bilgilendirme gibi değil mi? Bilgilendirme, ön hazırlama, yetiştirme.